Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. (Gülüyor) 25. lema 25 devadır. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ اِذَا سَبَتُمْ نُسِيبَتُمْ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَلَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُونِ وَيَسْقِينَ وَاِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ Sadakallahu nazim. Şu lemada Nebi Beşer'in 10 kısmından bir kısmını teşkil eden 10 kısmın insanların 10'da biri musibetsede ve hastalarmış. 10 kısmından biri. Türkiye kaç milyon? 80. 70. 80 de. Ne yapar 10'da biri? 8 milyon hasta ve musibetsede. Bak. Şu lemada Nebi Beşer'in 10 kısmından bir kısmını teşkil eden musibetsede ve hastalara hakiki bir teselli ve nafi bir mehrem, nafi, faydalı, diğeri değil o kadar. Bir hasta doktora inanmıyorsa içmesin o ilacı, o maddi ilaçla tesir etmez. İlk önce inanması lazım, güvenmesi lazım. İnanması lazım, güvenmesi lazım. Barla da diyordu değil mi? 61. sayfada mıydı? Diyordu ki, hekimi hazır, Müslüman böyle, işi bilen bir doktorun bir tavsiyesi, bir tesellisi bin nafi ilaçtan daha faydalıdır diyor. Yani gelecekte ben şimdi daha acele edeyim. Maddi hastalıkların, yani bir ağacı düşünün, kökü var. Ağaç. Maddi hastalıkların kökü olduğu gibi maddi, yani ağacın kökü olduğu gibi maddi hastalıkların kökü de %90'ı vehmidir. Kendileri üretiyor. Vehmidir. Vehim cehalete, cehalet üzerine kurulmuş. Vehim. Yani olayı yorumlayamamak. Vehim. Kalbe yaptığı vesvese şeytan, Kur'an okuyamamak, okumamak, zikir etmemek. 25 devayı icmalen beyan ediyoruz. Okuyayım. Allah'ım. Çok acayip. Birinci deva, ey biçare hasta, merak etme, sabret, merak etme. Merakını tahrik etme hastalığa. Takma oraya. Merak etme. Sabret, yutkunmak değil sabır. En düşük seviyesi budur. Olayları çözümle izah et. Şunu kapatsak da o açık olsa olur mu? Daha iyi olur. Çünkü kapatıyor. Sırf bunu da öte. Bak şimdi, tepeyi Allah'a koy. Allah canibinden kudretin azameti altından bakmayı öğren. Hepimiz yani, kendime de diyor. Olayları Allah'ı dışlayarak, haşa, dışına koyarak değil, Allah'ı tepeye koyarak, hangi olay olursa olsun, olur. Her şeyde tepeye koy. Diğerleri alavere dalavere. Kim nereye layıksa Allah onu nasip ediyor. Hayrihi ve şerrihi. Allah canibinden, kudretin azameti altından,
kader-i ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ederek hikmet-i ilahiyeden daha ileri hikmeti olamaz. Rububiyet-i ilahiyeden daha ileri bir terbiyecilik, yönetim, işletmecilik. Allah en büyük işletmecidir. Kainatı işletiyor. Allah'tan daha ileri işletmeci olmaz. Rububiyet ya. Olamaz. İdrak et. 3. Merhamet ilahiyeden daha ileri merhamet olamaz. Senin ve benim gördüğüm hadiseler, acımasız hadiseler mutlaka Allah canibinden başka bir yorumu var. Ve adalet ilahiyeden daha büyük adalet olamaz. Adalet anlayamıyoruz. Adalet şuradadır. Cemil-i Ale ıtlak, Rahim-i Mutlak, Rahim-i Mutlak, Rahman-i Bilhak, bütünlük içinde olay izah edilirse adalet bu. Yoksa hak sahibine hakkını vermek değildir. Muvazene, nizam, intizam, muvazene içinde oluyor. Bütünlük içinde. Biz resmin, filmin bir resmini görüyoruz. Filmin başı var, sonu var. Bütünlüğü bilmiyoruz. Kısacası ne gevezelik yapıyorsun Hasan? Kısacası yok. Dünyadaki olayları hangisi olursa olsun, dünyaya göre çözmeye kalkarsanız çözemezsiniz. Çözülemez. Fanus var ya şişe, böyle fanus. Misket at, bir böyle gelir, bir böyle. Bir böyle, bir böyle. Dünyadaki hadiseleri ahiret gözlüğünü takmadan, üç boyut, dört boyut, oraya göre çözümlenmezse çözemez. Olayı buraya koy, nokta istinat. Allah anlattıkları hep buradaydı, nokta istinattı. Çünkü Allah burada muamele yaparken bize ahiretteki hayatımız, beka hayatımıza göre bizi inşa ediyor. Oraya göre bizi hazırlıyor. Buraya, buradaki, bak buradayız biz, buradaki muamelemiz oraya göre yapılıyor. Anne karnındaki çocuğa göz takılıyor. Hiçbir işe yaramadığı halde orada. Anne karnındaki çocuğa ayak takılıyor. Hiçbir işe yaramadığı halde. Gidecek olduğu yere göre yapılıyor. Öyle muamele görülüyor. Ne işe yarıyor orada kulak? Gidecek olacak yerde. Dünyaya gelecek. Anne karnında kulak bir işe yaramıyor. Gidecek olduğu aleme göre takılıyor. Allah'ın adetullahı böyledir. Ustaptan buldum gayrimüteşir. Diyor ki, oyuncaklarına, misketlerine bağlı çocuklar gibi diyor. Elinde misketlerin alınmasa, oyuncaktan alınmasa ağlayıp sızlama diyor. Yani insan ölümden korkmasının sebebi dünyadakilerin elinden alınacağı zannıyla korkuyor. Arabam alınacak, hanımım elimden alınacak, güneş alınacak, buğday çıkmayacak. Bunlar gölge. Oysa asılları veriliyor. Yavrum ver oyuncağı arabayı. Al sana hakik arabanı. Der gibi muamele görüyoruz ama anlamıyoruz. Biz ölümden elimizdekilerin alınacağı zanniyle vehmimizle korkuyoruz. Vehim. Allah'ın olduğu yere gidiyoruz. Allah bu kainatta, bu dünyada zatiyle yok. İlmi, irade, kudretiyle var. Cennette gene şey yok yani kendisi. Ama bir zatı tecelli ediyor, oraya gidiyoruz. Allah'ın zatı olmadığı yerden zatı olduğu yere gidiyoruz. Allah'ın olmadığı, zatı olmadığı yerde ne işin var senin zatı? Birinci deva. Olmadığı yer derken Allah'ın olmadığı yer yok mu? Yok ki. Yok. Ama Allah'ın zatı burada yok. Allah'ın ilmi, iradesi, sıfatıyla her yerde. Zatı sığmadı kainata. Beni seven müminin kalbinde. Allah kainata sığmadı zatı. Zatı yok.
55 diyor ya, 55. sefada Mesnevi'nin ilmi, irade ve kudretiyle Allah her yerde. Öyle bazı cahiller gibi. Allah yukarıdan bakıyor tabi estağfurullah. Allah yukarıdan, Allah'ın yukarı saltası var mı? Ha, o cahillik olduğu gibi bu da öyle. Allah ilmi, iradesi ve kudret. Külliyata bakın, hep bu serpilmiş. İlmi, iradesi, kudret. Zatı yok. Zatı yok. Neyi kaldıracağım? Zatı ancak sende, bende. Kainatın kaldıramadığı sende ve bende. O ene var ya, ene, kara delik. O nokta, o siyah. Allah'ı bile yok eden bir nokta. Düşün. Aleminde tabii. Karanlığa gömülen bir nokta. Allah'ı bile yutuyor orası. Kara delik. Kainattaki kara delik, insandaki o nokta, ene. Ey bir çare hasta, merak etme. Olayı yorumladım. Of be diyor ya. Bak, merak ve bir latifedir. Takma oraya. Sabre. Yani yutkun değil, olayı yorumla. Senin hastalığın sana dert değil. Belki bir nevi farklı bir devadır. Deva çeşitleri farklıdır. Kimisini bir kelime Allah iyiliğine çıkarır, kimisini de esveli safiline indirir. Onun için büyük ve küçüğüne bakılmaz bu dünyada. Her şey değerlidir. Küfür bile, inkar bile lazım. O da yapılıyor. Ama Allah bir, böyle bir rolü bize vermemiş. Şükretmek lazım. O da lazım. Çünkü küfür imana hizmet eder. O olmasa iman da zaten var denmez. İman denmez. Küfür olmadığı yerde iman da denmez. Sığırın, sığır kafir midir, Müslüman mıdır? Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Ömür bir sermayedir. Gidiyor, gidiyor sana rağmen. Akan bir nehrin üzerindeki çöp gibi, sama gibi. Bir oraya vuruyoruz taşa, bu kayaya vuruyoruz, bir oraya vuruyoruz. Ömür, doğdun öldün, aradaki şeritin uzunluğudur. O şerit. Seni çeşitli hallere sokacak. Araba fabrikasını düşünün, şerit. İlk önce şasiyeyi koyarlar. Şasiyeyi koyarlar, mesleğim itibariyle söylüyorum. Şasiye gelirken diferansiyel koyarlar, belirli bir yere gelecek. Ondan sonra şunu koyarlar, bunu koyarlar. En sonunda arabayı çıkar, değil mi? İşte hayat öyledir. Eski araba, eski muhal. Ya yeni al, ya İzmir al. Ya eskide ben şöyleydi mi? Onlar geçti. Yeni hal. Bozulmadı. Başka baktım. Bebeklik dönemi bitti. Mama dönemi bitti. Pirzola yiyeceksin artık. Ağlama elindeki biberon alındı diye. Emiyordum. Ha, o dönemde Allah yaşa göre bile diş veriyor. Yaşa göre. Anasına zarar vermesin. Bazen cahillik yapar diye. Böyle diş verseydi cahillik yapıp etmet diğer çocuk gider. Bebeğe göre diş, çocuğa göre diş, genç, delikanlı, palet, dözer paleti gibi diş veriyor. İhtiyarken ağır şeyleri sokma, ver bakalım o dişleri, al damak, muhallebi gibi, çorba gibi şeyler iç. Biz de Allah'ın bu icraatına biraz itiraz ediyoruz. Takma dişleri takıyoruz. Dozer gibi paleti taktıktan sonra gar 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 eti basıyoruz. Ondan sonra yanıyor vücut yani. Allah yaşa göre diş veriyor, anlayamıyoruz. Tesadüfi değil ya. Şimdi elinde biberonu alınan çocuk gibi ağlıyoruz. Geçti o. Başka bir şey. Bak diyor ki, senin hastalığın sana dert değil. Allah. Nasıl dert değil? Kanserim. Bir nevi dermandır. Niye? Çünkü ömür durmuyor. Gidiyor. Ama öyle olsa, ama böyle olsa. Gidiyor. Şerit geldi. İster parçanı tak vazifeni, ister takma. Şerit ya böyle geçiyor. Fabrikada bilirsiniz. Şurada adam durur, şurada durur, şurada durur, şurada durur. Şerit. Şanzımanı koydular. Şey, defrasını koydular, onu koydular, bunu koydular. Sana geldi. Sen bak. Çıkar gider. Hiç durma şerit. Çıkar bir bakarlar ki ne eksik var. Gel bakalım derler. Bu vazife senindi. Bu araba arızalı çıktı. Bedeli ona ödettirirler.
Hiç karışmazlar ya. Sen orada duruyor muydu, durmuyor muydu? Vazife yapıyor muydu, yapmıyor mu? Ben çok iyi çalışıyordum. Eserim bu. Evet, ömür bir sermayedir. Şerit gibidir. Doğdu, öldü. Meyvesi bulunmasa şerit. Civatayı takmasa zayi olur. Araba gitti. Arızalı. Civata takılmadan çıktı. Hem rahat ve gafletle olsa. Keşke yalılar, yatlar. Huzurlu zannediyorsunuz. Bana sorun onu, bana. Onlarla görüşen benim. Yatların içinde telefonu arayanlar. Hocam aldırayım mı şoföre? Sarıyer. Hocam falan yattayım. Diyor ki, fazla tasvir etmeyeyim, duyar çünkü bir şekilde. Hocam dünyada ne istediğimse aldım. İstediğim saatte uçak kiralayıp gidebiliyorum dedi. Uçak kiralıyor. Kaldırabiliyor bu adam. Geçen diyor gibi ya, uçak kaldırmış iş için adam. Ama yattan söylüyor bana. Bir vesileyle dedi, seni yeğeni vasıtasıyla dedi, sitede, nerede psikoloji okuyormuş, Ankara'da mı? Neyse, oradan ne diyorum, yani ben niçin huzurlu değilim? Üstad ne diyor, ciddi bir hakikatta mağarım. Serveti niye biz elde ediyorduk? Yatları, katları, paraları, elbiseleri, huzurlu olmak için. Ya bunlara tevessül etmeden netice buldun mu huzur? Tamam. Bunları da ne uğraşıyorsun, köleleştiriyorsun kendini ona. Madde, huzurlu olmanın bir sebebidir, yegane sebebi değildir. Huzur ruhtadır. Huzur bulunmaz, satılmaz, bulamazsınız. Huzur yok. Huzur uyandırılır. Burada. Ruhunun gıdasını verirsen, uyanırsa huzurlusun. Huzur şurada burada bulamazsın. Huzur burada. Ne ararsın Şambuhara'da? Hakikati kendinde ara. Sende. Ruhun gıdası derken? Ruhun. Bu hakikatler, iman. İmanın inkişafettir. Dünya cennet olsun. Ustad Bediüzzaman Hazretleri bir kısım Selefi Salih'e muhalif olarak diyor ki onlar bir kısım Selefi Salih'in uleması cenneti ahirete bırakmışlar. Yaşamayın. Belki o zaman öyle iktiza ediyordu toplumsal meyil. Ustad diyor ki cennet ve cehennem iman ruhta vardır. Cennet hayatı imanda var olduğunu ispat ediyor. Cehennem hayatının küfürde olduğunu, isyanda olduğunu, günahta olduğunu ispat ediyor. Huzur. Uyandır. Devi uyandır. Dev. Ruh kardeşim. Sığmadım kainata diyor Cenab-ı Hak. Zat-ı itibariyle. Sendeyim diyor. Hani var ya bir kimdi? Mamalenin mi? Yoksa Cafer Sadık'ın mıydı? Allah alem. Diyor ki kişi vefat eder. Olmuş keşfe. Olmuş ya, olmuş yani birisi. Çok etkilenmiştim ben bu cümleye. Allah'ı seviyormuş ya. Demek ki Allah ile görüşmez olmuş. Demiş ki kul Allah meleklerine söylüyor. Kul benden bir şey istiyor mu? Kul dermiş ki, demiş. Allah o kadar mütevazi ya. Ben kim, sen kim? Görüşmek olur mu? Allah öyle değil işte. Bizim küçük dünyamızda öyle. Allah demiş ki, bu benden bir talebi var mı? Demek ki içinde var biliyor ya Allah. Var diyor. Allah sorduruyor melekler vasıtasıyla. Söylesin bakalım. Ben de ne diyecek bana? Allah'ım ben seni dünyada çok aradım. Neredeydin? Allah dedi ki, ben sendeydim. Sen neredeydin? Ya, ben sendeydim. Bizde kimler var? Kabirimiz yok. Misafirlerimiz, değerli kişilerimiz. Binada oturuyor, biz binadan çıkmak dışarıda kedi köpeklerle oynuyoruz. Ustadın misaliyle. 20 sözler. Nazik vazifeleri bir attık binada.
Dışarıda bahçede suluyoruz. Çünkü köpeklerle oynuyoruz. Oynamasına yardım ediyoruz. Çelik çumak oynuyoruz. Misket oynuyoruz. Buna girmeyin binada ya. Misafirlerim var senin ya. Hem rahat ve gafletle olsa pek çabuk gidiyor. Çok çabuk gidiyor. Bunu ben uçakta rastlıyorum. Uçağa bir biniyorsun. Okuyorsun da Kur'an okuyorsun ama bitmiyor ki 1,5-2 saatlik yol. Bitmiyor. Piste iniyoruz Yeşilköy'den Zeytinburnu'na gelene kadar bir bakıyorsun 2 saat geçmiş. Ulan 1,5 saat havada nasıl geçmiyor? Devamlı uyanık. Devamlı şuur. Devamlı ahirete müteveccihsin. Canlı ve ruhlu. Her saniyen dolu dolu geçiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük bir kârla meyvedar ediyor. Yani ömrün kısalması, uzunlaması kesindir. Kanser bunu kesemez. Yalnız sürünerek ömrünü tüketirsen, yok rahatla geçiririz. Esbaba riayet edersen öyle ama ecel değişmez. Bir gram ileri, bir gram geri dönmek yok. Belli. Ama bakın, yatakta sürünerek şey yaparsın, tedbirini almasın. Yok, güzel, sıhhatli olursun. Peki hangisi daha iyi? Eğer ben sıhhatli olup da cehenneme vesile yapıyorsam bunu, kumar oynuyor, televizyonlardan kalkmıyorsam, keşke yatakta olsaydım daha iyi. Öyle bir göz ki harama vesile olmuşsa, öyle bir el kumar oynamaya vesile olmuşsa, keşke öyle olmasaydı diyeceğiz orada. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor hastalık. Uzun ediyor. Ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darbu mesel dillerde destandır ki musibet zamanı çok uzundur. Safa zamanı pek kısa oluyor. Musibet zamanı. Çok olsun. Uykusu tutmayan. Sabah olmuyor ki. Ama çok uykusu var. Gece bilmem şey geç gelmiş. Sabah olmuş bir anda. Uykuyamıyor, kalkamıyor ki. Lan ne zaman sabah oluyor? Yine bir şey gideceğiz ya. Allah Allah. Risale-i Nur hakikaten tuhaf bir kitap ha. Hayatın ta kendisi. Yani dershaneden çıktıktan sonra burada anlatılanla hayat çatışmıyor, çelişmiyor. O papaza söyledim ya, şey papaz diyorum, komisere, polis almaya da. Hani kilisede içki meselesi ya. Yani dışarısıyla içerisi çatışmıyor. Bana polis diyor ki bana, içki kontrolü yapacağım. Niye yapacaksınız dedi. İçkili misiniz? İçkili kullanmak suç mu abi? Tabii ki suç dedi. Kiliseden geliyorum, sen Hristiyan değil misin? Ben kiliseden geliyorum. Kilise dedi ki, bu Tanrı olan İsa'nın size hediyesidir, sunumudur, için dedi. Ben içmesem Hristiyanlıktan tehlikeye girecek, Hristiyan olamıyorum. Dinime ihanet ediyorum. Şimdi kilisede ben içki içmesem, bunu yapacağım. İçince çıkıyorsun, sen beni yakalıyorsun. Niye içtin? Bir yerde bir sorun var. Ya kilisede sorun var ya sende sorun var. Çünkü kilise ile içerisiyle dışarı çatışıyor. İçersem sana suçlu oluyor. İçmesem oraya suçluyum. Ben ne yapayım dedim. Sen de Hristiyansın, ben de Hristiyan. Ne olacak dedim şimdi. Bunu niye getirdiniz diyor. Orada cezasını verseydin. Buraya niye getirdiniz bu adamı diyor. Başıma geçmiş. İkinci dalga geçmişti. İçkili araba kullanmak suç mu dedim. Suç tabii diyor. Feli. Böyle mi ya? Sanki ben de bilmiyormuşum. Bak, Risale-i Nur hayatın kendisini anlatıyor. Buradan çıktıktan sonra çatışmıyor, çelişmiyor. İkinci de var. Ey sabırsız hasta, sabret. Belki şükret.
Bu kadro nereden geliyor? Çanakça. Çanakça, ha. Çanakça kahramanları bunlar şu an. Evet, ha, reis hanımını görünce. Reis hanım. Ey sabırsız hasta! Sabret. İkinci deva yakıyorum. Bak, ikincisi de sabır ya. Demek ki sabır değişik bir latifemiz. Latifedir. Sabret, belki şükret. Yukarıdaki neydi? Merak. Merak etme, sabret. Burada şükret ve sabret. Olsun, olsun, dokun. Çünkü herkes kendisini inşa eder. Bunların şey melodi gibi geliyor bana. Hoşuma geliyor sesler. Telefon şeyleri beni rahatsız ediyor. Çünkü saygısızlık gibi anlıyorum hepinize. Unutursa hariç, bilerek yaparsa, yani o şey, dersin ortasında, tam şey dersi. Ama o şeyler, hareket güzel. Maşallah ya, bu ne ya? Oh, 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 oh. Maşallah gençler, maşallah. Biraz daha sabırsızdı, bu kadar azı demeyecek. Ben durdurdu Allah. Allah ya, Allah Allah. Ben biraz erken mi başladım derse? Yok canım, normal, normal. Aha. Bittiler mi peki? Abi, araba daha var. Bir araba daha var. Geldi, geldi. Tamam. İyi maşallah. Gelecek karar, gelecek alsın karar. Bizden sonra bunlar devam edecek. Biz bunlara vereceğiz, devam edeceğiz bayrağı. Allah'ın izniyle. Bizden sonrakiler bize tuğ gayretsiz insanların demesinler de elhamdülillah bunları göstereceğiz biz de bu gençlere. Hadi arkadaşlar yeniden ikinci devayı okuyorum. İkinci deva. Ey sabırsız hasta, sabret belki şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Şimdi gençler der ki, hep genç ya, %99 hep genç. Ya bir hastalıkla bizim ne alakamız var? Hastalar Risalesi, sihatli olanlara. İhtiyarlar Risalesi, gençlere. İhtiyara, ihtiyara okusa ne olur? Zaten geçti. Gidiyor bak. Ha, ona şu olur. Onu da alayım içeriye. Teselli. Ama gence diyor ki, dikkat et. Bak, öyle kullanma. Ha, buna diyor ki şimdi, geriye dön, istiğfar. Değil mi? İstiğfar et. Efendim geçtim. Hayır. Güneş batıdan doğmadı. Hiçbir şey geçmedi. Senin için geçti o. Allah için öyle değil. Allah zamansız bir hakikattır. Tövbe. Geçmişi de geçiyor. Katile demedin mi hapishanede? Tövbe, tövbe et dedi. Evet. Tövbe et. Evet. Bediüzzaman Hazretleri. Tövbe, tövbe et dedi değil mi o şeyde? Evet. Tövbe et diyor. Uyandım ama diyor. Acayip bir şey. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet, biri müsbet ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir. Namaz ve niyaz. Karşısına ne koydu? Namaz, niyaz. Böyle toplumsal bir laf. Haydan gelen öğeye gider. Basit cümle zannediyorum. Oysa mal, o hani var ya böyle adam kıymetini bilmez de malı gider. Haydan gelip buya gider. Hay olan Allah'tan gelir. Hu olan, kulu Allahu, Allahu'daki zamir olan Allah'a gider. Allah'tan gelip Allah'a gider demektir. Namaz, niyaz. Bu da böyle. Namaz, bir de niyaz, dua. Bak, biri müsbet ibadettir ki namaz ve onun karşısına ne koyacak? Namazla niyaz, bakayım menfi ne koyacak? Malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar ve musibetler. Hastalıkları namazın karşısına koydu, musibetleri de niyazın karşısına koydu. Vasıtasıyla musibetse de aksini, zaafını hisseder. Namaz da aksini hisseder. Niyaz da zaafını hisseder. Hmm.
namaz, hastalık, acizlik, niyaz, musibet, zaaf. İnsan böyledir. Bir şekilde hissetmesi lazım bu dünyada. Firavun olarak gitmemesi lazım. Firavun gibi böyle gitmemesi lazım. Aksini ve zaafını alması lazım. Kul olduğunu idrak etmesi lazım. Dizlerinin bir feri çökmesi lazım. Bir haddimizi bilmemiz lazım. Bak ne diyor? Menfi ibadet hastalık ve musibetlerdir. Peki 32. sözde geçiyor Mücahit. Bir de şeyde geçiyor 101 şualarda. Ayet-i Kübra'nın başında her bir menfi meselesi dahil diyor. Hatırladınız mı? İslamiyet'in her bir menfi meselesi. Yani yap emirler müsbettir. Yapmalar menfi meselesidir. İçki içme, zina yapma, hastalığına sabret. İşte menfi meselesi bunlar. Her bir menfi meselesi de bir hakikatin ucudur diyor. Kitap okuyanlara söyledim onu. Halik-i Rahim'ine iltica eder, yalvarır. Acayip bir şeydir ya. Böyle duanın içerisine kendini koyabilmek. Geçen o, burada anlattım mı? Anlatmadım galiba. 3 gün önce bir rüya gördüm de. Bununla alakalı. Ha, şimdi hatırladım. Burada dememişim herhalde. Şimdi bir baktım bir zat peyda oldu. Böyle sakallı, pir ifadi, canlı ve dinamik. Ben üst, böyle üstteyim. Demek o ahirette ki öyle. Sol tarafımda duruyor. Dua ediyor ve sesli dua ediyor. Bir tanesi hatırıma kaldı uyandığım zaman. Yazdım yani. Şöyle dua ediyordu. Çok ilgimi çekti. Çok acayip. Hiç ömrümde böyle bir şey duymadım. Bana demek öğretiyordu. Ben de size hatırlatıyorum. Kaldırdı elini. Ya Rabbi, tövbe için kalkan Muhammed'in eline elimi, dilime dilimi, tövbesine tövbemi katarak sana takdim ediyorum. Hürmetini affeyle. Dedi. Tekrar alalım. Ya Rabbi, tövbe için kalkan Muhammed'in eline, elinin içine elimi, dilinin içine dilimi, tövbesinin içine tövbemi katarak sana takdim ediyorum. Hürmetini affeyle beni. Çünkü Allah vesile yapar, Allah hatır bilir. Allah diyor ki Bedir ve Uhud'a katılanı, o sar Bedir ve Uhud hatır için geçmiş ve gelecek günahını affettim dedi. Dinde hatır var. Allah Resulü de benim hatırım için sahabelerime dil uzatmayın. Resulullah dedi bu. Bak hatırım için. Zaten duada demiyor musun? Kur'an'ın hürmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine ve hatırına. Bak hatır. Ustad yaptığını, Ya Rabbi daha önce bu kapı vuruşuyla Veysel Kanani'nin münacatı değil mi? Sözlerde var. Ve ona açılmış bu münacattan sonra. Bu münacattan sonra rahmet kapısı açılmış. Çünkü alışılmış o münacat. O münacattan sana münacat ediyor. Onun hatırına. Bak. Acayip bir şey ya. Dua bambaşka bir şey ya. Dua sanki için açmaktır. İnbisat etmektir. Tuhaf bir şey ya dua. Dua kendini fark etmenin en keskin bir özelliktir ha. Muamele-i ruhiyedir. Kendini fark etmek, kendine dönmek, aslını idrak etmek, fark edip, farka girip, farkı takdim etmek, izan etmek, seyretmek. Acayip bir şey, kendini seyretmek. Dua çok acayip bir şey. En zor dua olduğuna delil, namaz kılarız ama dua yapamayız. Dua yaparken... Dua yaparken yapamıyoruz yani, etle metlerle meşgul oluyoruz. Yaptırmıyor şeytan. Duanız olmasa ne emniyetiniz? Bak emniyetiniz diyor değil mi? Ne emniyetiniz bu?
Dua çok acayip bir şey. Allah'a izan etmenin, fark etmenin, zevk etmenin sırrı var duada. Geceleri hep dua ederlerdi. Munacat duadır, Kur'an duadır. Elhamdülillah. Halik-i Rahmine iltica eder, yalvarır. Halis, hasta olan. Halis, hasta ya. Allah. Bu öyle hasta olan adam. Kimse var mı beni gören? Ne var? Allah. Allah. Gitti mi? Yapmaz. Halis dua eder. Bak diyor ki, halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Hastalıkla. Allah. Allah. Seni zaten hastaneye geldiğini görmüyor ki. O Allah deyişi var. Tamamen halis. Sana göstermelik değil. Ama namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ki böyle olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü dinde diyor ki ihlaslı olduğuna delil diyor. Herkesin yanında nasıl kılıyorsan, tek başına kılarken de öyle kılıyorsan ihlaslısın. O herkesin yanında kıldığın şekil var ya, ihlaslı mıdır değil midir? Aynı ebatta, aynı boyda, aynı libasta, gömlekte giyiyorsan, yalnızken, yani aynı ebatta namazı tek başına kılıyorsan, tamam. Bize bazen büyük geliyor değil mi liba, şey model. Allah Allah. Yo yo, ben sizi biliyorum. Yalnızken daha acayip, daha aheste aheste huşulu kılıyorsunuz. İnan. Namazda öyle yazıyor kitapta. Namazda bir lezzet almaya başladın mı? Dünya hikaye. Bir misalini söyleyeyim. Zeynel Abidin radıyallahu anh. Erkiş gibi bir ev. Köşede namaz kılıyor. Evi tutuşmuş. Yanıyor. Mahalle sakinleri geldi söndü falan. Tam onun yanına kadar gelmiş sönmüş. Ama halk da söndürmeye uğraşıyor. Bir baktılar da sönünce köşede namaz kılıyor. Zannettiler ki evde yok o. Onun için komşular söndürmeye çalıştı. Sonra hayret hayret bakıyorlar. O da namazı şey yapmış. Bitince sınav vermiş. Komşular demiş ki efendim eviniz yanıyor görmüyor musun? Öyle bir yangının karşısındayım ki bu yangını görmedim. Karşısındayım, düşünüyorum, idrak ediyorum, inanıyorum demiyor, görüyorum, şuur. Zaten o gözü kulağı burada olsaydı mutlaka bırakırdı namazı. İmam Ali'nin hani ayağındaki demirin çıkması. Demek ki insanlar namazda narkozlanıyorlar, anlamıyorlar. Öteye geçiyor. Miraç. Evet, evet, hastalıkla geçen bir ömür, Allah'tan şekva etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayet-i sahiye vardır. Bak bir de söyleyeyim. Hastalıkla geçen bir ömür, Allah'tan şekva etmemek şartıyla. Şekva şu, nereden geldi başıma? Ya beni mi buldun ya? Gibi. Beni mi buldun? Allah'tan razıyım diyebilmek işte bu yani. Ya Rabbi benim aklımdaki tecelline razı, memnunum. O Allah'tan razılığı bu gösteriyor. Kendi başına dua ederken, ya senden razıyım. Şükürler olsun. O zaman Allah meleklerine gösteriyor. Rivayet var. Meleklerine diyor ki, bak bu hastalıkları, bu dertleri verdiğim halde, bak kulumu görüyor musunuz emeklerde? İftihar ediyormuş Allah. İftihar-ı mukaddesi, ona az. Bak bak, bana hala şükrediyor. Tabirinde aciz olduğumuz, mezun olmadığımız lezzet-i mukaddesi, memnuniyet-i mukaddesi, iftihar-ı mukaddesi oluyormuş. Meleklerine karşı Allah. Bak görüyor musun? Allah ya. Acayip bir şey. Allah ne mütevazı bir şey ya. Ben de anlamadım zaten. Çok hoş ya. Böyle Allah'tan korkulur mu sevilir? Korkulur şöyle. Acaba onun sevgisi benden azalır mı? Cehennem azabına da benzemez mi? En büyük azap onun sevgisini kaçırmaktır. Elhamdülillah. Hasta hatta bazı sabir ve şakir hastaların bir
bir dakikalık hastalığı bir saate, bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayet-i sahiha ve keşf-i sadık ile sabittir. Muvaffak olunamadığı kişiler veya daha has Allah bir mesela kişiyi diyor hadiste bir makama koyacak şöyle. Şöyle bir makam tayin eder. Allah koyar. Fakat ameli denk gelmiyor. Yaptığı amel oraya götürmüyor. Terazi ya böyle. Bunun bu havaya kalkması için ya buradan bir taş alacaksın veya buraya bir taş koyacaksın diyeyim. Yani bu terazinin havaya kalkması için. Şimdi oraya çıkartacak seni. Sevabın da mümkün değil. O zaman günahını alıyor. Hastalık vererek günah siliniyor. Bak mesela şu terazi. Şunu yukarıya çıkacak. Ya buraya bir taş koy. Taş koyamıyorum, amel yapamıyorum. O zaman buradan bir taş al. Onun da işte musibetlerle. Arkadaşlar, biz bu masada oturuyoruz da böyle konuşuyoruz. Gerçi bunu dillendiriyoruz. Hepimiz zerreden şemse kadar bu hakikate mazarız. Hepimiz yer yer bu sıkıntıları geçiriyoruz. Bunlara biz uydurukçasıyla tanıklık yapıyoruz ve şahidiz. Hakikaten öyle. Sabredince, meşgul olmayınca çekip gidiyor, vazifesini yapıp gidiyor. Biz de çok acımasız hastalık imtihanları geçirdik. Bunlar o anda gözün kapalı. Öyle sen onları duyuyorsun, kimse gözünü açamıyorsun. Öyle hastalıklar, tamam. Koma ama aklın çalışıyor. O anda bütün bu dersler geliyor biliyor musun? Ey hasta, sabret, şükret, merak etme. Senin bu hastalığın hastalık değil. Zira bir dermandır. Nice musibete hastalıklar o günahların yakıp yıkılıyor. Bunlar tek tek şerit gibi seyrediyorsun. İnan ben yaşadığımı söylüyorum. Baktım böyle geçiyor. Ama zamansız ya. Çok kısa zamanda. Ruha mal oluyor. Her duyduğunuz ders ruha mal oluyor. Günahta sevapta. Yok olmuyor hiçbir şey. Hiçbir şey yok olmuyor. Çünkü adetullah'a zıttır. Yok olmak. Hatta bazı sabır ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçti ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçti. Rivayet-i sahiha ve keşf-i sadık ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü, bin dakika, bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun ömür kazandıran hastalıktan teşekki değil, teşekkür et. Teşekki ne demek? Şikayet. Teşekkür et. Teşekkür? Şükür. Teşekkür oradan geliyor. Üçüncü deva, benim çok hoşuma giden bir deva. Çok. Çok acayip zevk alıyorum bundan. Belki de yüzlerce defa okumuşum bunu. Şu üçüncü deva. Mübalağasız. Yüzlerce defa okumuş. Yüz defa değil, yüzlerce defa okumuş. Eski de ezberlemiştim bunu komple, inan. Gitti kafamdan da. Ey tahammülsüz hasta! İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak, değil mi? Neydi? Bu insan bu dünyaya keyif sürmek, lezzet almak için gelmediğini, mütemadiyen, gelenlerin gitmesi, gelenlerin gitmesi, gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Ne güzel bir harita çiziyor. İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmemiş. Delili ne? Evet. Gelenlerin gitmesi, gençlerin ihtiyarlaşması, başka? Firak ve zeval. Firak ve zevalda yuvarlanması. Hakikaten gelen gidiyor. Fırak, her şey ayrılıyor. Bak, bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine delil neymiş? Mütemadiyen, devamlı gelenlerin gitmesi. Gelenlerin gitmesi, gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve ferakta insanın yuvarlanması şahit. Zeval ve firak. Zeval nedir?
He? Son bulmak. Son bulmak. Firak? Ayrılmak. Ayrılmak. Son bulup ayrılıyor. Son bulup ayrılıyor. Hem insan zihayatın en mükemmeli. Öyle değil mi? Bak, en yükseği. İnsan hiçbir şey kıyas edilmez. Unutmayın gençler. Elma bir doğanın, bir kainatın uzantısıdır. Yani hepsi bir katkı sağlayarak ortaya çıkan Allah'ın adetiyle bir nimettir. İnsan kainatın bir uzantısı değildir. Zorunlu bir efendim neticesi değildir. İnsanın hakikati kainattan evveldir. Kainattan evveldir. Şu anlarda söylüyor. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın evvelidir diyor. Hatırladınız mı? Böyle bir tuhaf tuhaf baktınız da mecbur okuyayım mı? Evet. İnsan kainattan evveldir. Şimdi sen bu dünyada 60-70 sene ömür istiyorsun. Böyle tuhaf tuhaf bakınca iyi tamam kardeş. Nerede bulacağız şimdi ya o? Sözlerde. Mecburu bulacaksın Hasan. Hiç, ha. Diyor ki, bak her bir insana, insan şu kainat ağacının en son, en cemiyetli meyvesi. Bir. İkiye bak. Hakikat, insanı söylüyor. Ahmet Mehmet demiyor, insansa. Hakikat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam cihetiyle, İnsan, kainatın çekirdeği aslesi. Kainatın aslı çekirdeği. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle, Hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam cihetiyle, çekirdeği aslesi. 3. Kainat Kur'an'ının ayet-i kübrası insan. Kainat Kur'ansa ki Kur'an, ayet-i kübrası insan. İsmi azamı taşıyan, İnsan kainatın ayeti kürsisi. Allah Allah. Bir tanesi ayeti kübrası, bir tanesi ayeti kürsisi. Şuraya bak ya. Ömrün nereden başlamış? Kainatın başındasın. Kainat bu sürecinin bir meyvesi falan değilsin. O bedendir. Sen insanlığını bedenle mi anlıyorsun? İnsan kainatın çekirdeği aslisi. Oh. Her insan zihayatın en mükemmeli, en yükseği. İnsan zihayat, zihayatlar içinde cihazatça en zengini. İnsan zihayatların sultanı hükmündeyken. Tamam. Geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları, geçmiş lezzetleri, geçmiş, gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla geçmişten korku olmaz. Geçmişten elem var. Gelecekten korku var. Korkunun yolu gelecektir. Geçmiş değil. Geçmişten elem var. Unutmayın, korkuyu araştırdığım için söylüyorum. Korku gelecek. Bak diyor ki, insan zihayatın en mükemmeli, zihayatın içinde cihazatça en zengini, belki zihayatların sultanı iken, geçmiş lezzetleri, hayvanların geçmişi yok. Geleceği de yok. Bir serçe bugün dışarı çıktım da, hiç umurunda değil ya. Hayvan olduğunu bilmiyor. Hayvan. Hayvan olduğunu bilmiyor hayvan. Bilmiyor. Ve ezeli ve ebedi olarak ben hayvandım, dünyadaydım bilmeyecek. Geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla hayvana nispeten en etna bir derecede ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Bu hayat olur mu? Serçe kuşuna bakın. Günde 50 defa da çiftleşiyor. Hiç. Ayakkabı derdi yok. Gözlük derdi yok. Ev derdi yok. İş derdi yok.
Ya arkadaş, dertli söylesen yakalanın, ne olur rica ediyorum. Ne olur bir tane dert edin sene ya, bir derdin olsun. Yok, serçeye desen ki bak dert edin. Sığırcığım sıra desen ki. Ah ulan ah, bir dertten kardeşim. Hey. Sokamazsınız kafasına. Peki bizden daha mı kaliteli? Her şey bedava. Elbise derdi yok. Her sene 6 ayda bir değişiyor. 2 defa elbise giyiyor. Bak sığırın elbisesi yok. Ayakkabı derdi yok. Gözlük derdi yok. Okul derdi yok. Geçim derdi yok. Ot derdi diyor. Su ve ot. E o da her yerde var. Ona hayvan olmak lazım ya. Ama elimize geçmiyor. Usta diyor, ben sana kaç defa dedim hayvan olamazsın. Elimize geçmiyor. Oğlan da hayvan. Hayvan diyoruz. Keşke olsa. Nerede? Masum. Hayvan cennete geçecek. Domuz cennete geçecek. Hayvanlar cennete geçecek. Köpek var ya köpek. Kimin köpeği vardı? Cennete geçecek. Diyerek, kuyruk sallayarak cennete geçecek. Tam ben gidiyorum, bir dakika. Dur abone. Ver hesabı bakalım. Nereye gidiyorsun? Köpeğe dur hesap yok. Arıma gidiyor. Kuyruğunu sallaya sallaya cennete gidiyor. Bana dur. Ver bakayım pasaport. Var mı iman? İman var mı iman? Bunun içine bir şey doldurdun mu? Fena değil. Buraya geç. Tamam. Pasaporta tamam. Sen ha. Orayın. Pasaportun içini doldurdun mu? Yer gösteriyorlar. Sinemada yer gösterir gibi. Efeler yerini aldınsa oraya çıkartıyorlar. Hayvana nispeten en etna bir derecede ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. İşte bombaş burada. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Bunu bir idrak edersek beladan kurtuluyoruz. Psikoloji işte. Yani olayı yorumlamak bu ya. Neyi nereye göre izah ediyorsun? Demek ki insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safayla ömür geçirmek için gelmemiş. Bunun için gelmemiş. O zaman olmayınca ağlama. Yani ağlamamamız lazım. Belki ya bel Arapçada bel kesin manası. Azim bir sermaye elinde bulunan insan. Azim bir sermaye, insanlık sermayesi, öyle çakıl falan, kum falan, demir değil, azim bir sermaye. Mesela karga da 350 sene yaşıyor, bizden daha fazla yaşıyor. Sermayesi ömür ama kalitesiz bir sermaye. Anlıyor musunuz onu? Bakın, ömür sermaye ama kalitesiz. Daha uzun yaşayanlar var değil mi? Hangi hayvan hatırınıza geliyor? Kaplumbağa ne kadar? Cinler 700 sene yaşıyor. Demek ki kaliteli bak ne diyor? Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaret ile ebedi, bak ebedi daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Pusula bu olursa buradakiler ilgisini çekmez. Olsa da olmasa da olur. Esas o şu olmasa olmaz. Yani dünyadaki hadiseleri bu hedefe göre yorumlarsa insan buradan sıyrılır işte. Bela ve musibetler sıyrılır. Dertten sıyrılır. Yorumlamak çok önemli. Bakın nereye göre yorumluyoruz? Azim, belki azim bir sermaye elinde bulunan insan, burada ticaret ile ebedi ve daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiş. Eğer bu nazar, bu anlayış kaybolursa, o zaman dünyadaki olayı dünyaya göre yorumlanır, işin içinde çıkamayız. Buhran geçiriyor. Onun için derler. Bu böyle. Peki nereye göre izah etti? Peki bu nedir?
Nereye göre? Sonra şunu demek istiyorum. Adana'ya kaç kilometre var arkadaşlar? 1100 kilometre. İlk soru, he? 900. İlk soru, sorunu şu olacaktı. Nerede? Nereden 900? Buradan 1100 kilometre. Buraya demedim ki. Adana'ya kaç kilometre var? Elini ilk önce olduğun yere koy, sonra gidecek olduğun yeri göster. Tamam. Onun için o bulunduğun yeri bilmeyen, nereye gideceğini hiç bilmez. Gayesi ve hedefi olmayanın yürümesi bir şey ifade etmez. Ahireti esas almayanın malı biriktirmesi mesuliyet bir şey değil ki. Yani ilk önce kendini tanımlayacaksın, parmağını kendine koyacaksın. Allah bile diyor ki, ya Rabbi seni tanımak istiyorum. Hakikaten öyle mi? Evet ya Rabbi seni hakikaten tanımak istiyorum. O zaman dur, git kendini tanı, sonra beni tanırsın. Git parmağını kendine koy, sonra bana gelirsin. Kendimizi izah etmemiz lazım. Ben neyim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neciyim? Niye gelmişim? Bunu bilmeyen, mal toplamak için gelmiş sahipler. Ya kendimize mi toplasak? Ah öyle olsa. Topluyoruz, topluyoruz. Ya oğlumuz, oğlumuzun midesi benim midem değil ki. Ve onun alacağı kız evlenin kızına gidiyor. Veya kızımız da gidiyor. Başkasına çalışıyoruz. Farkında değiliz. Yani, öyle ya. Yani. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Neyi, nereye göre izah ediyoruz? Bak görüyor musun? Neyi, nereye göre izah ediyoruz? Ha, onun cevabı seni ya rahatlatacak ya sıkıntına sıkıntı katacak. Kanser, kanserlikten çıkıyor o zaman. Ruhum kanser olmaktan kurtarıyoruz. Ruhum kanser. Kanserin Arapçası? Kanserin Arapçası neydi? Bak bağırdı bir yer. Seratan. Ruhum kanseri namazsızlıktır, imansızlıktır. Cesedin sağlam olsa ne olur? Namaz yok. Cesedin sağlam olsa ne olur? Ahiret gayesi yok. Cesedin sağlam olsa ne olur? Davan yok, davan. Davan böyle böyle bağırdığın, kafaya diktiğin bir hedefin yok. Olsa yaşasan ne olur yani? O kadar Nemrutlar, Firavunlar, Şedatlar yaşamış ki, yatları katları o kadar olan var ki ama adı sanıyor. Ama Geylani tarih yıkamıyor, silemiyor da. Bağdat'ta nice zenginler vardı. Hadi tarih silsin de göreyim Geylani'yi. Bir şeysi de yoktu. Bediüzzaman hadi silsin de göreyim. Ama firavunlar devriliyor. Tarih silemiyor bunları işte. Bak tarih silemiyor, tarihte yaşıyorlar. İşte bunların makberi bu. Öyle yaşa ki hayatın ve bıraktığın senin kabristanın olsun, makberin olsun. Türben olsun, türben. Böyle türbe budur. O belli bir yerde hatırlanan, gidilen yer olmasın senin türben. Belirli yer, zamanlarda, belirli mekanlarda hatırlanan bir adam olmayasın. Türbe hayatın olsun. Böyle bir yaşa ki hayat, o yaşantı türbeyi oluştursun. Elhamdülillah. Onun, he. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmasa, sıhhat ve afiyet gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur, kabri ve ölümü hatıra getirmek istemiyor. Bak, kaybedince bu hedef kayboldu. Hedef kaybolunca ne oldu biliyor musun? Dünyayı hoş gösterir, sıhhat ve afiyet. Ahireti unutturur. Kabri ve ölümü hatıra getirmek istemiyor. Sermaye ömrünü badeva boş yere sarf ettiriyor. Hastalık ise birden gözünü açtırır ve vücuduna der ki, layemut değilsin, başı boş değilsin. Bir vazifen var, gururu bırak,
seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. Hastalık ne diyormuş biliyor musun? Layamut değilsin. Layamut? Ölümsüz. Ölümsüz değilsin. Layamut değilsin. Başı boş değilsin. Bir vazifen var. Gururu bırak. Bak, gururu bırak. Seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırla. Tam mecize bağlı, yazın eve. Layemut değilsin, altına başı boş değilsin. Değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırla. Oh, anlayan adam. İşte hastalık bu nokta-i nazardan bak. Hastalık nokta-i nazar veriyor. Hastalık bize olayları farklı yorumlama melekemizi geliştiriyor. Hastalık olayları yorumlama malzemesi oluşturuyor bize. Farklı pencere getiriyor bak. Hastalık bu nokta-i nazardan. Ama bu noktadan. Bu noktada olmazsa hastalık hastalıktır. Bu noktadan bakarsan hastalık sihattır. Bir kısım sihattakiler hastalıktır. Bu sihattır. Bu noktayı nazarda, bak diyor ki usta, bu işte hastalık bu noktayı nazarda hiç aldatmaz bir nasih ve ikaz edici bir mürşittir. Onda şekva değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek, eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerektir. Bana bir tanesi bugün telefonda diyor ki, annesi veriyor telefonu. Hocam, buyur kardeşim. Tanıdın beni. Tanıdım tabii, tanımaz mıyım? Şimdiye kadar ben sana şifa versin diye dua istiyordum senden. Tamam, şimdi senden rica ediyorum. Allah emanetini çabuk al. Gitmek istiyor. Aynı böyle. Tek tek sayıyor. Tabanca sayar gibi. Şimdiye kadar senden rica etmiştim. Allah bana şifa versin. Şimdi rica ediyorum senden. Dua et. Allah emanetini alsın. Gitmek istiyor. Genç mi? Genç. 30 bile değil. Ruhu öyle partıldı ki ah. Hiç böyle şey yap. Çünkü ya çok iyi biliyorum. Yoksa hayat bitmiş. Kendisi söylemişti. Öyle bir makama gelmişti ki ne din hatırlardı ne hayat. Öyle temizledi ki onu. Allah. Öyle temizledi ki. Korkmuyor musun dedim. Korkmuyor. Niye dedim? O hastalar risalesi var ya, her gün okuyorum, okutuyor. O kadar. Korkmuyor musun? Cevap bu. Kanser. Şehit. Kanser hastasıyla ölen, imanı varsa şehittir. Salgın hastalığıyla vesaire çaresi olmayan. Şehittir, şehit. Şehittir. Burada Haşiye de söylüyor. Diyor ki, Nosalı 40 gün, salgın taun. Öyle bir taun ki, çaresi olmayan bir hastalık. Dikenin batması bile kefarettir. Kanser, şehit manevidir. Ya, şehit, şehit. Allah Allah. Şu şeyde söylüyor, kaçıncı devada? 16. devada, 16. deva, 17. devada bunu anlatıyor. Loğusalık 40 gün, şehit, temiz diyor. Bir imanı varsa tamam. İman, püf nokta, iman.
Son cümle, şefa değil, belki bu cihetten ona teşekkür etmek, eğer fazla fazla ağır gelse, biraz yakıyorsa, sabır istemek gerektir. Sabır istemek de şu, şimdi arkadaşlar, ağacın, yani havalar güzelken, Anadolu'nun bir sözü var, hava güzelken, ağacın altına pislemeyin ki, yağmurlu günde size lazım olur. Tamam, sabır demek, olayları yorumlama malzemesi lazım. Yani ilim. İlim. İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Tanısa gider. Tanımasa gelir. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Korkmasa mahfi kalır, defolur gider. Cehil onu davet eder. İlim onu tard eder. İlim. İlim, ilim, kitap, kitap, kitap. El-Fatiha. Allah'a emanet. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ha, şey okuyacaktı. Bir dakika, o okumadan önce. Şey nerede, benim adamım dersin özetini yok, yapar. Yok burada. Yok mu bugün? Yok. O yok. Ben İyi, Kur'an okuyan nerede? Burada. Gel kardeşim. Hadi sen. O, bugün yok mu o özeti şey yapan? Evet. Memlekette. Yok, o çağırmasın. Kur'an'dan sonra bir sorun var size. Ama özel. Tamam. İnşallah. Çok güzel. Eûzü billâhi mineşşeytânir بسم الله الرحمن الرحيم Hallelujah.
الحمد لله.